Değerli okuryorum takipçileri, bu videomuzda öğrencilerin sınıfta eleştirel düşünme kabiliyetini geliştirmeye yardımcı olacak 13 etkinliği konuşacağız. Bundan bir süre önce öğrencilerin sosyal öğrenmelerini kuvvetlendirecek bazı yöntem ve tekniklerle ilgili bir video çekmiştik. Bunu onun devamı olarak kabul edebiliriz. İnşallah bundan sonra bu tarz yöntem, teknik ve öğrenme ile ilgili daha fazla video çekeceğiz. Bununla ilgili önerileriniz, şuna da değinilebilir diyeceğiniz bazı teklifleriniz varsa onu da videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Dilerseniz hemen bu 13 yöntem tekniğin neler olduğunu kısaca konuşmaya başlayalım. Öğrencilerin eleştirel düşünme kabiliyetini kuvvetlendirmeye yardımcı olacak birinci etkinliğimiz örnek olay incelemesi. Bu yöntem biraz sonra konuşacağımız birçok yöntem ve teknikte olduğu gibi öğretmenin önceden hazırlık yapmasını gerektiriyor. Bununla ilgili gazete manşetleri olur, televizyonda izlenen bir haber programı olur, bir olay olur ve yakın çevreden, uzak çevreden fark etmez. Bunlarla ilgili öğretmen gerçekten yaşanmış olan olaydan aldığı kesitleri metin olarak veya sözlü olarak sınıfa taşıyıp öğrencilerin bununla ilgili fikirlerini, görüşlerini, ne doğru, ne yanlış, ne yapılmalı, çözüm yolu nedir gibi konulardaki tartışma ortamlarını sınıfta yürütebilir. Bu öğrencilerin eleştirel düşünmesine katkıda bulunacaktır. Çünkü somut olaylar sınıfa gelmiştir. Mesela matematik dersindeki işte Ayşe'nin iki elması vardı, üç tanesini Fatma'ya verdi, kaç elması kaldı gibi tamamen soyut kurgulanmış problemler yerine gerçek problemleri, yakındaki bir pazar yerinde yaşanmış bir gerçek olayı mesela sınıfa taşıyabilir veya mültecilerle ilgili yaşanmışlıkları, o acıları sınıfa taşıyıp öğrencilerin empati duygusunu, işte asıl videomuzun konusu zaten eleştirel düşünme kabiliyetini geliştirmek için onlara destek olabilir. Dolayısıyla yöntem teknik bu konuda yapılabilecek, uygulanabilecek en iyi etkinlik yöntemlerinden bir tanesi diyebiliriz. İkinci tekniğimiz ders manşeti atma. Ders manşeti öğrencilerin sınıftan çıkarken veya sınıfın son birkaç dakikasında, dersin son birkaç dakikasında o gün işledikleri dersle ilgili kendilerine göre en vurucu cümleyi, en önemli olan ifadeyi bir kağıda yazmaları veya tahtaya yazmalarını istemek şeklinde uygulanır. Burada öğrenciler dersi bütün ders boyunca sonunda bir manşet atacaklarını bildikleri için daha büyük bir konsantrasyonla takip ederler. Acaba ne yazmalıyım? Şu uygun olur mu? İşte bu mudur manşet? Yok yok, ben bulmuştum ama şimdi bu geldi, bunu yazayım gibi bir sürekli sorgulamayla dersi işlerler. Öğretmen her dersin son birkaç dakikasında öğrencilere küçük kare şeklindeki kağıtlardan dağıtabileceği gibi öğrencilerin istediklerini de dersten çıkarken tahtaya bir manşet atmalarını da isteyebilir. Bu da güzel, etkili bir teknik olabilir derste. Üçüncü tekniğimiz manşet atmaya benzer bir teknik, başlık bulma tekniği. Burada da öğretmen sınıfa bir metin getirebilir. Bu metni okuduktan sonra buna bir başlık bulunması istenebilir. Veya ders kitabında bol miktarda okuma parçaları yer alır köşelerde, kutuların içinde. Eğer bunların bir başlığı yoksa okunduktan sonra bir başlık yazmaları istenebilir. Din kültürü ahlak bilgisi dersinde hadisler, ayetler bulunur köşelerde, hatırlayalım, işte okuyalım, biliyor musunuz, dikkat edelim gibi başlıklarla. Bu ayet ve hadislere siz buna bir başlık yazmak isteseniz ne olurdu bunun başlığı gibi bir teklifle öğrencilerin oraya başlık yazmasını teşvik edebilir öğretmen. Bütün bunlar öğrencinin işte o eleştirel düşünme kabiliyetini sürekli geliştirecek, zorlayacak etkinlikler olarak aslında önemli ve etkili bir etkinlik olabilir. Çünkü şöyle düşünelim, öğrenciler zihinlerini ne kadar az kullanırsa o kadar zayıflıyor, ne kadar çok kullanırsa o kadar kuvvetleniyor. Bunlar ufak fakat egzersiz tarzında öğrencinin zihnini destekleyecek, kuvvetlendirecek güzel, etkili teknikler. Gelelim dördüncü tekniğimize. Dördüncü tekniğimiz kim doğru söylüyor tekniği. Burada dersin öncesinde öğretmenin şöyle bir hazırlık yapması lazım. Derste bir kavram işlenecekse, bir konu hakkında bir açıklama yapılacaksa, bir şey anlatılacaksa, yani yeni bir şey öğrenilecekse, öğretmen hem bunun doğrusunu hem de içinde çeldiricileri olan yanlışını hazırlayıp derse gelir. Diyelim ki oruç konusunu işliyoruz.
Öğrenciler tabii ki orucu ilk kez derste duymayacaklar. Aileden ve çevreden getirdikleri bilgilerle derse gelecekler. Öğretmen burada bir orucun tam olarak doğrusunu, bir de içinde çeldiricisi olan çok kolay yakalanamayacak fakat oruçla ilgili yeterli bilgisi olan öğrencilerin de kaçırmayacağı bir yanlışı da içeren bir tanımla gelir. Burada farklı olan yön şu olur. Bu ikisini mesela okuldaki iki ayrı öğretmene söyletir bu tanımları. Öğretmenler odasında bir Türkçe öğretmenini bulur. Ona doğrusunu söylettirir. Video kaydı olarak. Burada sınıfa selam söylemesini. Onların Türkçe öğretmeni çünkü. Nasılsınız, iyi misiniz? Size şimdi orucun tanımını yapacağım der gibi. Başka bir yerde de diyelim sosyal bilgiler öğretmenini bulur. Ona da o ufak yanlışı da içeren videoyu çeker ve bu ikisini sınıfa getirir. Öğrencilerden hangisi doğru, hangisi yanlış konusunda bir sorgulama yapmalarını ister. Bu hem sınıfta güzel, hoş bir vakit geçirilmesine hem de işte asıl konumuz olan bu eleştirel düşünme konusunda bir etkinlik yapma fırsatı verir. Öğrencilerin eleştirel düşünmelerini kuvvetlendirecek 5. tekniğimiz altıgen düşünme tekniği. Altıgenin şöyle bir özelliği var. Altı köşesi diğer altıgenlerle bir araya geldiği zaman arada hiç boşluk bırakmayacak bir geometrik şekil oluşuyor biliyorsunuz. Burada bir altıgen bir kavrama denk geldiği zaman sınıfta uyguladığımız tekniği anlatmaya çalışıyorum. Bir kavram bir altıgenin içine yazıldığı zaman onun 6 tane farklı köşeyle ilişkilendirilmesi mümkün. Yani başka bir kavramı da o altıgenin başka bir köşesine yerleştirdiğiniz zaman kavramlar arasındaki ilişkiyi onun üzerinden kurabiliyor öğrenciler. Mesela merkeze dünyayı yazdığınızı düşünün bir altıgene. Başka bir altıgene de hava yazarsanız onun bir köşesine, su yazarsanız onun bir köşesine, havanın bir köşesine oksijen yazarsınız, oksijenin bir köşesine atom yazarsınız. Böylece o altıgenler birleşerek büyük bir aslında kavram haritası oluşturmuş olur. Böyle bir etkinlikte öğrencilerin hem tek başına hem de grupla, bu çok da önemli değil, yapabilecekleri bir ürün ortaya koyabilecekleri ve aynı zamanda kavramlar arasındaki ilişkileri de görebilecekleri, somutlaştırabilecekleri güzel bir eleştirel düşünme tekniği olabilir. Altıncı tekniğimiz fotoğraf okuma tekniği. Aslında bu fotoğraf okuma tekniğini ben öğretmenlerimize her dersin başında 5 dakika derse ısınma konusunda yapmalarını tavsiye ederim. Bu derse daha iyi konsantre olma ve dersi daha merakla bekleme konusunda öğrencileri teşvik eden bir şey. Bir fotoğraf 1000 şey anlatıyor bazen. Bu konuda eğer öğretmen ben bunun üzerinden şu kavramları anlatırım, şu konulara girerim, bu konuları somutlaştırırım, daha iyi izah ederim, öğrencilerin aklında daha iyi kalır diyebilecekleri bir fotoğraf görürse sosyal medyada olur, başka bir yerde olur, neresiyse artık. Bu fotoğrafları mutlaka zaman içerisinde arşivlemesini tavsiye ederim. Dersin başında o fotoğrafı akıllı tahtaya yansıtıp o fotoğraf üzerinden burada ne görüyorsunuz, ne düşünüyorsunuz, sizce ne anlatıyor? Buradan ne gibi sonuçlar çıkarılabilir? Bak sen böyle dedin ama fotoğrafın şu kısmında da şöyle bir mesaj yok mu sanki? Diyerek öğrencilerde bir tartışma ortamı, fikirlerini özgürce ifade etme ortamı meydana getirilebilir. Bu arşiv oluşturma bir yana mesela Hasan Aycı'nın birçok karikatür albümü var. hasanaycı.com sitesinde herhalde bu karikatürlerin tamamı mevcut. Her dersin başında bu karikatürlerden bir tanesini derse taşıyıp fotoğraf okuma etkinliği yapsa öğretmen yıllarca kendisine yetebilecek malzeme çıkar diye düşünüyorum. Yeter ki öğretmen öncesinde onu alsın, işte o fotoğrafı, karikatürü neyse onun üzerinde düşünsün, buradan nerelere gidebilirim, ne gibi mesajlar verebilirim konusunda biraz fikir jimnastiği yapsın ve derste bununla ilgili biraz zaman ayırsın. Hepsi bu. Öğrencilerin eleştirel düşünme gücünü kuvvetlendirecek 7. tekniğimize geldik. 7. teknik sıcak koltuk tekniği. Sıcak koltuk aslında bir sorgulama koltuğu. Burada biraz drama, rol oynama, birilerinin karakterine bürünme gibi hususlar öne çıkıyor. Ders işlenirken eğer burada dersin içerisinde bir karakterden bahsedilmişse, bu tarihi bir karakter olabilir, hayali bir karakter olabilir, güncel yaşayan birisi olabilir. O kişinin sorgulanacağı, ona sorular sorulacağı, onun da cevaplar vereceği bir ortam oluşturulur. Sınıfın önüne bir sandalye çekilir ve o kişi, sorgulanacak olan kişi o sandalyeye oturur.
bir veya birkaç kişi de onu sorgulayacak kişi olur, sorular soracaklar. Önceden bir hazırlık yapılması tabii ki önemli. Öğrenciler sorarlar, o cevap verir ve konunun dışına taşmadan, nezaket kurallarını da aşmadan aslında bu teknik yapılabilir. Mesela oraya oturacak olan, sorgulama koltuğuna oturacak olan kişi Fatih Sultan Mehmet olabilir. İstanbul'u fethederken neler düşündüğünü, nasıl başardığını, nerelerde hata yaptığını düşündüğünü, sonunda ne hissettiğini, o sorgulayacak olanlar sorarlar. O da Fatih Sultan Mehmet olarak onlara cevap verir. Veya Medine'ye ilk öğretmen olarak gönderilen Musab bin Umeyr orada sorgulama koltuğundaki kişi olabilir. Yani böyle bir ortamda öğrenciler gerçekten onun ne düşünüyor olabileceğini, fikrinin ne olabileceğini zihinlerinde düşünecekleri için, zorlayacakları için zihinlerini, bu da eleştirel düşünmeyle ilgili güzel bir teknik olarak uygulanabilir sınıfta. Sekizinci tekniğimiz slogan bulma tekniği. Burada da işlenen konuyla ilgili, konu işlendikten sonra öğrencilerin bir slogan bulmasını, belki bunu afiş olarak bir A4 kağıdına veya A3 kağıdına yazmalarını isteyebilir öğretmen. Bunu şifahen de söyleyebilir öğrenciler. Yani defterlerine yazıp biraz düşündükten sonra parmak kaldırıp ben bunu buldum diyebilir. Bu da eleştirel düşünmeyi gerektiren, belki biraz kafiye eklemelerini gerektiren, vurucu cümleleri, kısa iki cümleyi veya bir cümleyi en güzel şekilde konuyu ifade edecek şekilde kurgulamalarını gerektiren bir süreç olacaktır zihinlerinde. Bununla ilgili ahlak konusu olabilir, temizlik konusu olabilir, tarihi bazı meseleler olabilir veya geometrinin herhangi bir konusu bile olabilir. Yani diyelim ki paralel kenar konusunu işliyorsunuz, bitti. Paralel kenar konusuyla ilgili bir slogan bulun diyebilir öğretmen. Bunlar belki başta alakasız gibi görünür ama derse eğlenceli kılacak olan şeyler. Bunun önemini ben şuradan belki somut olarak sizinle paylaşabilirim. İlkokul yıllarımda, tabii 1980'lerin ikinci yarısında yani, işte sütle ilgili, içeceklerin zararlı yararlıları ile ilgili öğretmenimiz bir slogan bulmamızı istemişti. O zaman Allah selamet versin, Emrah Kirişçi isminde bir arkadaşımız vardı. O kola zarar, süt yarar diye bir slogan bulmuştu. Hala o günden bugüne benim aklımdan çıkmıyor onu söyleyişi. Bana çok orijinal, çok güzel gelmişti yani nasıl buldu bunu diye. Demek ki öğrencilerin zihinlerinde kalıcılık meydana getirebilecek bir teknik olarak derste kullanılabilir diye düşünüyorum. Öğrencilerin eleştirel düşünme gücünü kuvvetlendirecek dokuzuncu tekniğimiz siz olsaydınız ne yapardınız tekniği olabilir. Burada da öğretmen yarım bırakılmış olaylar, yarım bırakılmış senaryolar sınıfa getirerek bunun devamında siz olsaydınız ne yapardınız sorusunu sorabilir öğrencilerine. Bunun aslında uygulanabileceği en güzel yöntem böyle yarım bırakılmış kısa senaryoları kartlara yazarak onu bir kavanozun, bir kutunun içinde biriktirmek. Yani 15-20 en az böyle senaryo hazırladıktan sonra öğrencilerin ondan çekerek sonrasında ne yapacağını tahmin etmelerini, düşünmelerini beklemek olabilir. Bu ilkokuldaki sınıflarda şöyle basit şeyler olabilir. Yani sınıfta kantinde sıraya girdiniz, birinin araya kaynak yaptığını gördünüz. Nokta. Siz olsaydınız ne yapar? Sıradaki siz olsaydınız ne yapardınız? Kantindeki görevli siz olsaydınız ne yapardınız? Gibi farklı senaryolar olabileceği gibi daha ileri sınıflarda ilk öğretimden liseye kadar farklı, daha karışık, daha kompleks durumlarda da işlenebilir bu konu. Mesela veda hutbesinden örnek verelim. Veda hutbesini öğretmen sınıfa getirip paylaşıp en sonunda Hazreti Peygamber'in şahit ol ya Rab ifadesini söylemeden, onu o işin içine katmadan, siz olsaydınız böyle bir hutbeyi nasıl bitirirdiniz, neler söyleyerek bitirirdiniz gibi bir soru sorabilir öğretmen. Veya mültecilerin durumuyla ilgili bir örnek senaryoyu yarım bırakabilir. Yani üzerinize bombalar yağıyor, hiçbir yerden yardım alacak imkanınız yok. Tek çareniz o gece orayı terk etmek veya ölümü beklemek. Siz olsaydınız ne yapardınız gibi. Benim şu anda çok kaba taslak kurduğum şeyi biraz daha ayrıntılandırarak bir mültecinin ne yapmak zorunda bırakıldığını, onun seçimine bırakılmadığını, yaptığı birçok şeyin bu siz olsaydınız ne yapardınız tekniğiyle
öğrenciye sorgulatılabilir. 10. etkinliğimiz hikaye oluşturma veya hikaye tamamlama etkinliği. Burada da siz olsaydınız ne yapardınız tekniğinde olduğu gibi bir tamamlama süreci var. Fakat ondan doğrusunun ne olduğunu tamamlamasını istemiyor öğretmen. Burada hikayeyi tamamlamasını istiyor. Tabii bu konunun çerçevesinden dışarıya taşmadan yapılması gereken bir şey. Eğer bir tarih konusunu işliyorsa, onunla ilgili bir konudan bahsediliyorsa, mesela işte Bursa'nın fethi konusunda bir kesit varsa veya İstanbul'un fethi konusunda Ulubatlı Hasan'ın işte bayrağı surlara dikmesiyle ilgili bir hikaye anlatılıyorsa, oradan bambaşka yerlere savrulmaması gerekir öğrencinin. Çünkü eleştirel düşünme bunu gerektiriyor. Böyle bir hikaye oluşturma, tamamlama etkinliği yapılabilir. Bir de hikaye oluşturma süreci olabilir burada. Bu biraz daha farklı. Öğretmen işlenen konuyla ilgili temel kavramları, yer isimlerini, kişi isimlerini farklı kutulara, farklı kavanozlara, küçük kağıtlara kesip dağıtır. Ve öğrencilerden her bir kavanozdan bir tanesini seçmesini ister. Bu seçtiği 3-4 kağıdın bir araya getirildiği zaman bir hikaye oluşturmasını bekler öğretmen. Yani bu elinde kağıtları çektin. Diyelim ki bu kağıtların bir tanesinde İstanbul yazıyor. Bir tanesinde Mars yazıyor. Bir tanesinde cömertlik yazıyor. Bir tanesinde de Kanuni Sultan Süleyman yazıyor diyelim. Tabii benim bu söylediklerim epey zor bir şey oldu. Bunları bir araya getirip bunların çerçevesinde, bunların örgüsünde gerçekleşecek, ders konusuyla ilgili olacak bir hikaye yazmaları istenebilir. Bu öğrencinin tek başına yapabileceği bir şey olabileceği gibi grup çalışması da olur. Ama burada öğrencilerin kendi eleştirel düşüncelerini geliştirmelerinden bahsediyoruz. Böylece kendi zihnini zorlar. Buradan ne çıkar? Nereye kadar yazabilirim? Gibi hem yazma becerilerini geliştirir, hem hayal güçlerini geliştirir, hem eleştirel düşünme kabiliyetlerini geliştirir. Yani neresinden bakarsanız bakın, iyi uygulandığı zaman öğrenciyi geliştirecek bir teknik, hikaye oluşturma ve hikaye tamamlama etkinliği. Öğrencilerin eleştirel düşünmesini geliştirecek 11. tekniğe geldik. 11. tekniğimiz akrostiş tekniği. Akrostişin ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Birçok öğretmen de uyguluyordur. Uygulamayanlar için fırsatını bulduklarında en azından bir 10-15 dakikalarını ayırmalarını tavsiye ederim. Bir şiirin dizelerinin ilk harflerinin yukarıdan aşağı bir şeyi ifade etmesinden bahsediyoruz akrostiş derken. Burada öğrenci hem onu ayarlayacak, hem dersin konusuyla ilgili bir şeyler yazmaya çalışacak, hem kafiyeyi tutturmaya çalışacak, mümkünse hece sayısını tutturmaya çalışacak. Bu öğretmenin öğrencilerin neleri başarabileceğine olan inancıyla ilgili bir şey. Eğer zayıf bir sınıfta olduğunu düşünüyorsa bu beceriler konusunda daha rahat 3-4 satırlık bir şiir uygulatabilir. Ama çok becerikli olduklarını düşünüyorsa daha işi zorlaştırabilir. Hatta akrostişin değişik şekillerini, varyantlarını yapabilir. Yani ilk harflerin değil son harflerin akrostişi oluşturması gibi. Veya ilk dörtlüğün ilk kelimesinin ilk harfi, ikinci dörtlüğün ikinci kelimesinin ilk harfi, üçüncü dörtlüğün üçüncü kelimesinin ilk harfi bir araya geldiği zaman bir kelimeyi oluştursun diyebilir. Bu hem bir oyun, hem öğrencilerin egzersiz yapmasını sağlayacak olan bir şey, hem de öğrenmeyi kuvvetlendirecek olan bir şey. Akrostiş tekniğini de öğretmen derste yeri geldiği zaman kullanmalı diye düşünüyorum. Öğrencilerin eleştirel düşünme gücünü kuvvetlendirecek 12. teknik tekzip metinleri tekniği olabilir. Tekzip metni basınla ilgili kullanılan bir kavram aslında. Bir haber eğer yalansa, yanlışsa, farklı bilgiler, aldatıcı, yanıltıcı bilgiler içeriyorsa o konuyla ilgili onun doğrusunun ne olduğunun yazıldığı bir metin hazırlanır ve o yalan veya yanlış haberi yayan mecrada yayınlanır. Bunun doğrusu budur. Bu yanlış bir metindi denerek yayınlanır. Gazetede veya televizyonda buna tekzip metni, yalanlama metni deniyor. Burada öğrencilerin yanlış bir fikri, öğretmen tarafından düzeltilmesi gerektiğini düşündüğü bir fikri, düşünceyi tekzip edecek bir metin yazılması süreci. Aslında tekzip metinleri. Öğrenciler böylece
bir fikre karşı argüman geliştirmenin nasıl bir şey olduğunu tecrübe edebilir. Bir fikri savunma ile ilgili neler yapılması gerektiğini öğrenebilir. Bu sürecin içerisinde farklı yerlerden farklı bilgiler, farklı iddiaları bir araya getirme, bunları analiz etme, sentezleyerek bir metin oluşturma. Tabii bu söylediğim çok üst gibi görünüyor ama basitleştirilebilir yani. Böylece bir metin oluşturulabilir. Buna iki tane örnek vereyim. Mesela birincisi futbol fanatizmi ile ilgili bir iddia ortaya konulur. Bu bolca mevcut piyasada yani. Taraftarlık, holiganlık, işte fanatizm, bunlarla ilgili çok miktarda malzeme bulabilir öğretmen. Buna karşı bir argüman geliştirme tekzip metni olarak yazılabilir. Veya mülteciliğe kategorik olarak karşı çıkan, yani ne olursa olsun kimse bir yere gelmemelidir. Başlarına ne gelirse gelsin o insanlar oradan kalkıp buraya, buradan kalkıp oraya gitmemelidir tarzı fikirlerin, bu ırkçı düşüncelerin karşısına bir tekzip metni yazma gibi bir etkinlik yapılabilir. Bu tabii ki çoğaltılabilir. Onlarca, yüzlerce tekzip metni konusu bulunabilir. Yeter ki öğretmen bu konuda öğrencileri iyi rehberlik yapsın, onları iyi yönlendirsin, sınırlarını iyi belirlesin ve sonunda da bir değerlendirme kısmı koysun. O zaman bu teknik de diğerleri gibi öğrencilerin eleştirel düşünme yönlerini güçlendirecek güzel bir teknik olarak sınıfta uygulanabilir. 13. ve son tekniğimize geldik. 13. ve son teknik öğrencilerin eleştirel düşünme kabiliyetini geliştirmek için sinektik tekniği. Sinektik kelime olarak Yunanca'dan gelme bir kelimeymiş ve farklı birbiriyle alakası olmayan kelimelerin bir araya getirilmesi demekmiş. Burada biraz analojiye benziyor. Bir şeyi bir şeye benzetme konusunda analojiye benziyor. Fakat uygulanış şekli olarak, tekniği olarak biraz farklı. Burada öğretmen bir kelimenin başka bir şeye hangi açıdan benzediği konusunda öğrencileri düşünmeye teşvik edebilir. Burada işte işlenen konu neyse, öğretmen de buradan nereye varmak istiyorsa öyle bir ders işleyiş şekli tasarlayabilir. Matematik dersinden tutun, sosyal bilgiler dersine kadar, din kültüründen tutun, hayat bilgisi dersine kadar birçok konuda kullanılabilir. Birkaç örnekle gideyim tabii somutlaştırmak için. Mesela öğretmen dünya nokta nokta gibidir çünkü nokta nokta tarzında bir cümle yazar. Buraya öğrenciler istediklerini yazabilirler. Yani dünya anne gibidir çünkü bizi besler gibi doldurabilir. Veya burada dünya o nokta nokta ile ilgili öğrencilerin ne yazması gerektiğini öğretmen de biraz zorlayarak söyleyebilir. Mesela dünya yeşil gibidir veya dünya kadife gibidir çünkü nokta nokta. Dünya baklava gibidir çünkü nokta nokta gibi öğrencilerin bunu ben nasıl benzeştiririm konusunda düşünmelerini teşvik edecek bir şey olabilir. Veya merhamet nokta nokta gibidir çünkü nokta nokta gibi. Mesela öğretmen merhamet soba gibidir çünkü nokta nokta kısmını boş bırakır. Merhametle soba arasında ne gibi bir ilişki kurulabilir konusunda öğrencileri teşvik edebilir düşünmeye. Bunu matematik dersi için düşünelim. Kare nokta noktaya benzer çünkü nokta nokta gibi. Açı nokta noktaya benzer çünkü nokta nokta gibi birçok konu, bu konularda öğretmenin kendi uzmanlık alanı ile ilgili üretebileceği sinektik cümlesi olabilir. Bunları işleyeceği her konu, her kavram veya her küçük bahiste uygulayabilir, sorabilir öğretmen. Öğrencilere bu konuda ödevler de verebilir. Bütün bunlar öğrencilerin eleştirel düşünmeleriyle ilgili güzel teknikler. Değerli Okuryorum takipçileri, bu videomuzda öğrencilerin sınıfta eleştirel düşünme becerilerini kuvvetlendirecek 13 teknikten bahsettik. Bunlar çoğaltılabilir. Sizin de şu da uygulanabilir diyeceğiniz yöntemler, teknikler, etkinlikler varsa sınıf içinde, sınıf dışında yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.